Herkese merhaba. Hepimiz cesur soygunlarla ilgili en az bir film veya dizi izlemişizdir. Filmlerde hırsızlar genellikle soygunlarını çok ayrıntılı bir şekilde planlarlar ve her saniye onlar için önemlidir. Tabii ki bu nadiren gerçek hayatta yaşanır. Birçok şey yanlış gidebilir ve hırsızlar yasalara uygun olarak hapse girerler. Ancak bazense parlak planları işe yarar. Hadi başlayalım. $1 milyon eczane soygunu. Eczaneler hem yeni başlayanlar hem de deneyimli soyguncular için en gözde yerlerden biridir. Genellikle bunun nedeni kara borsada 3 kat fiyata satılabilen nadir ve pahalı ilaçlardır. Ve bu suçlular bunun gayet farkındadır. Bu suçlular dikkatli olmaları ve yaratıcılıkları sayesinde bir eczaneyi soyarken turnayı gözünden vurmayı başarmışlardır. 31 Aralık 2015 sabahının erken saatlerinde Texas'ın Euless kentindeki eczanelerden birine iki iri maskeli adam pencereden girmişti. Hareket sensörlerini başarıyla atlatmışlar ve pahalı ilaçların saklandığı kasayı bulmuşlardı. Suçlular bölgeyi ve sensörlerin nerede olduğunu çok iyi biliyorlardı. Tamamen fark edilmeden 2 saatten fazla zaman geçirmeyi başarmışlardı. Soygunculardan biri kıvılcımları söndürmek için bir öksürük şurubu kullanarak kasayı delmeye başlamıştı. Bu arada kasa, hırsızlığa karşı koruma amacıyla olaydan kısa bir süre önce eczane sahibi tarafından satın alınmıştı. Açıkçası bunun duruma pek de yardımı olmamıştı. Sonunda iki soyguncu yaklaşık $1 milyon değerinde ilaçlarla kaçmayı başarmıştı. Eczanenin yöneticileri daha önce soygun yaşadıklarını ancak bunlardan hiçbirinin bu kadar dikkatli bir şekilde planlanmadığını söylemişti. Medyadan alınan bilgilere göre ise suçlular asla yakalanamamıştır. Apple Store hırsızlığı. Amerikalı teknoloji devi Apple, satış açısından her zaman önde olmuştur. Bu şirket tarafından piyasaya sürülen yeni ürünler her zaman rakiplerini de eşit derecede havalı bir şeyler üretmeye itiyor ve tüm endüstriyi büyümeye teşvik ediyordu. Apple ürünleri çok havalı olduğu için ofislerinde inanılmaz derecede karmaşık hırsızlık önleme sistemleri bulunmalıdır, değil mi? Pek çok anti-hack özelliğe sahip ürün çıkaran bir marka için bu gerçekten de mantıklı bir şey olurdu. Görünen o ki durum hiç de böyle değilmiş. Birkaç yıl önce bu 4 adam bir Apple mağazasından birkaç dizüstü bilgisayarı ve telefonu güpegündüz çalmayı başarmıştı. Ayrıca bu olay şirketin merkez ofisinin bulunduğu Kaliforniya'da olmuştu. Videoda soyguncuların dizüstü bilgisayarları masadan nasıl alıp götürdüğünü görebilirsiniz. Diğer müşteriler ise ağzı açık kala kalıyorlar. Kimse bu adamları durdurmaya çalışmıyor. Hiçbir havalı alarm sistemi de tetiklenmiyor. Hırsızların işlerini bitirmeleri yaklaşık 30 saniye sürmüştü. Sonunda 4 suçlunun hepsi neredeyse $30 bin değerinde aletlerle suç mahallinden kaçmayı başarmıştı. Neyse ki olaydan kısa bir süre sonra yerel polis şüphelileri gözaltına almıştı. Daha sonrasında suçluların bir dizi benzer hırsızlıktan da sorumlu olduğu ortaya çıkmıştı. ATM patlaması. ATM açmanın kolay olduğunu mu düşünüyorsunuz? Aslında o kadar da değil. Suçluların ATM'leri tamamen çaldığı durumlarda hiçbir şey başaramadan birkaç saat boyunca açmaya çalıştıkları durumlar da vardı. En büyük zorluksa elbette kasayı açmaktı. Özellikle makinenin bir yere taşındıktan sonra değil de suç mahallinde açılması gerekiyorsa. ATM'yi patlatmak belki de en etkili yollardan biridir. Ancak çok ciddi bir beceri gerektirir. En ufak yanlış hesaplamayla paraların unufak olması da mümkündür. Buna ek olarak çoğu ATM'nin özel güvenlik şirketini anında uyaran özel sıcaklık sensörleri vardır. Bu deneyimli suçlularsa bu durumu önlemek için kasanın sıcaklığını yükseltmeyen gaz patlamalarını kullanıyorlardı. Her halükarda bu videodaki suçlular o kadar hızlı çalışıyor ki bekçiler gerçekten isteseler bile onları yakalamak için zamanları olmayacaktı. Çetenin bu ATM'yi soyması sadece 1 dakika sürmüştü. Bu arada son yıllarda ATM soygunları dünyanın en yaygın suç türlerinden biri haline gelmiştir. Peki ya bankalar ATM'leri neden daha güvenilir hale getirmiyorlar? Uzmanlara göre makinelerin iyileştirilmesi o kadar çok paraya mal oluyormuş ki soygunlardan kaynaklı olası kayıpları kabul etmek finansal açıdan daha mantıklı oluyormuş. Bu yüzden bu tür soygunlardan asla kurtulamayacağız gibi görünüyor. Kepçeyle ATM çalmak.
Bazı suçlular ATM'leri bütünüyle dahi çalacak kadar yeteneklidir. Kuzey İrlandalı bir grup soyguncu bir benzin istasyonunun duvarından bir ATM'yi çıkarmak için bir kepçe çalmaya karar vermişti. Dungiven şehrinde yaşanan bu soygun sırasında suçlular ATM'yi kepçeyle çalmış ve sonra da çalınan ATM'yi bir minibüse koymuştu. Çalınan ATM'yi içeri yerleştirmek için suçlular minibüsün çatısını kesmişti. Hırsızlardan birinin kepçeyi ne kadar ustalıkla kullandığına dikkat edin. ATM'yi tek bir kolay hareketle doğrudan kamyonete yüklüyor. En ilginç olanı ise geçen yıl ülkede bu tarz suçların sıklıkla meydana gelmesiydi. Umuyoruz ki başka ülkelerden gelen suçlular bu İrlandalı yaratıcı soyguncu çetesinden esinlenmezler. Tesla çalmak. 100 bin dolardan daha pahalı bir araba çalmak mümkün olabilir mi gerçekten? Muhtemelen bu adam evet diyecektir ama aslında hiç de kolay değildir. Şimdi bu videoya bakın. Bu video İngiliz şehri Boreham Wood'daki bir evdeki akıllı bir kapı zili tarafından kaydedilmiştir. Video suçluların pahalı bir arabanın güvenlik sistemini bir dakikadan daha kısa bir sürede nasıl atlattığını gösteriyor. Sonra arabayı açıyorlar ve sanki hiçbir şey olmamış gibi sürerek uzaklaşıyorlar. Bu arada videoyu çevrim içi yayınlayan çalıntı arabanın sahibiydi. Böyle pahalı bir arabanın bu kadar kötü bir şekilde nasıl korunabileceğine gerçekten biz de şaşırdık. Peki soyguncular bunu nasıl başarmışlardı? Aslında o kadar da zor değildi. Tüm Tesla araçları özel bir pasif giriş fonksiyonuyla donatılmıştır. Bu da içine monte edilen alıcının araç sahibinin elektronik anahtar sinyalini sürekli olarak aldığı anlamına gelir. Herhangi bir düğmeye basmasına bile gerek yoktur. Elektronik anahtar yakınlara gelir gelmez araç açılır. Muhtemelen suçluların böyle bir anahtarın sinyalini taklit eden bir şey kullandığını düşünüyorsunuz. Ama pek sayılmaz. Aslında suçlular çoğu sürücünün araba anahtarlarını ön kapının yanında sakladığını biliyorlardı. Böylece kapıya yaklaşmış sonra da anahtar sinyalinin yerini almak ve derecesini yükseltmek için sinyal amplifikatörlü bir alıcı verici kullanmışlardı. Ve bu sayede Tesla'nın kapıları açılmıştı. Anahtar evin iç kısımlarında olsaydı bu hile tabii ki işe yaramazdı. Ancak bu durumda suçluların planı sorunsuz işlemişti. Elbise altı televizyon hırsızlığı. Bahse gireriz daha önce böyle bir şey görmediniz. Kimsenin ona bakmadığı belli olduğunda bu kadın sakin bir şekilde bir plazma televizyonu alıyor ve inanılmaz bir şekilde elbisesinin altına saklıyor. Bu yükle özgürce dolaşmayı nasıl başardığı bizim için büyük bir gizem. Ya da belki televizyon sonunda yolda bir yerde eteğinin altından düşmüştür. Asla bilemeyeceğiz. Mücevherler eteğe. Bu tür hırsızlıklar belli ki beklediğinizden çok daha sık gerçekleşiyor. İşte başka bir benzer hikaye daha. Bu suçlunun yardımcısı kuyumcunun dikkatini dağıtırken kadın pahalı mücevherleri çalıyor. Hatta bir noktada ise bütün bir takı tablasını alıyor ve eteğinin altına gizliyor. Bazı tahminlere göre bu kadınlar neredeyse 60 bin dolar değerinde mücevher çalmışlar. Brezilya Merkez Bankası. Dikkatle planlanan banka hırsızlıkları sadece filmlerde yaşanmıyor. Örneğin Ağustos 2005'te bir grup deneyimli Brezilyalı suçlu, Fortaleza'daki Brezilya Merkez Bankası'ndan yaklaşık 70 milyon dolar çalmayı başarmıştı. O kadar çok para çalmışlardı ki toplam ağırlıkları 3,5 tona ulaşmıştı ve yığınların yüksekliği ise 33 metreyi bulmuştu. Suçlular hafta sonu kapalı olduğu sırada bankaya girdi. Ancak hazırlıklar birkaç ay sürdü. Aynı yılın baharında 80 metre tünel kazmaya başladıkları bankanın yakınında bir ev kiralamışlardı. Yerel toprak yapısının yumuşak olması ise onlara yardımcı olan ayrıntılardan biriydi. Suçlular ayrıca mühendislik elektroniği ve hidroloji bilgisine de sahiplerdi. Ayrıca o bankada çalışan biri tarafından onlara yardım edilmişti. Ki bu epey ilginç bir ayrıntı. Komşular arasında şüphe uyandırmamak için suçlular yapay çim satan bir peyzaj şirketi olduğunu belirten bir tabela koymuşlardı. Her gün çıkarılan toprağı bir şekilde açıklamak gerekiyordu. Uzmanların dediğine göre gerçek bir sanat eseri olan tüneli kazmayı bitirdikten sonra suçlular banka kasasına girmelilerdi. Çete kasaya girmek için 1 metreden fazla çelik betonarme kırmak zorunda kalmıştı. Suçlular içeri girebilmek için seramik kesme aletleri, elmas bıçaklı ve matkaplı elektrikli testereler gibi ekipmanlar kullanmıştı. Yaklaşık 7 saat süren operasyon kusursuz bir şekilde devam etmiş ve tek bir alarm dahi çalmamıştı. Hırsızlık ta 8 Ağustos'ta keşfedilmişti. O zamana kadar suçlular zaten bilinmeyen bir yere kaçmıştı bile. Suçun planlama karmaşıklığı ve uygulamasına ilişkin uzun yıllar süren adli soruşturmalardan kaçmak için neredeyse 2 günleri vardı.
36 kişi belirlenmişti ancak şimdiye kadar sadece 27 kişi yakalanmıştı. Çalınan paranın çoğu ise hala eksiktir. Hatton Garden Safe Deposit Company soygunu. Tarihin en cesur soygunlarından biri 2015 yılında İngiltere'de gerçekleşmişti. Nakit ve mücevher depolayan Hatton Garden Safe Deposit şirketinin beton duvarını bir grup yaşlı adam yıkmıştı. Depoya girmek için suçlular endüstriyel bir matkap kullanarak 50 santimetrelik beton duvara dev bir delik açmışlardı. Binaya yakındaki bir asansör boşluğundan girmişlerdi. Çalınan şeylerin değeri yaklaşık 14 milyon poundu bulmuştu ki bu da 18 milyon dolardan fazla ediyordu. İlginçtir ki suç 2 Nisan'da Paskalya'nın tam ortasında işlenmişti. Bu tarih iyi bir nedenden dolayı seçilmişti. Bu dönemde Birleşik Krallık'taki tüm finans kurumları resmi tatil gününde sayılıyordu. Soygun planı gerçekten ustaca ayarlanmıştı. Ancak ne var ki suçlular adaletten kaçamamıştı. Deneyimli soyguncuların daha sonradan söylediği üzere çete arkasından izlerini örtecek bilgi ve yaratıcılığa sahip değildi. Suç işlendikten sonra hepsi birbirleriyle iletişim kurmaya devam etmiş ve cep telefonlarından kurtulmamışlardı. Bu nedenle hızlı bir şekilde yakalanmışlardı. Bu arada daha sonra da Hatton Garden soygunu hakkında uzun metraj bir film ve bir mini dizi bile çekilmişti.